Sil baştan, kan değil sevgi bağı. 27. bölüm. Elif gelenin Selim olduğunu parfümünün kokusundan anlamıştı ama konuşacak hali olmadığı için sesini çıkarmamıştı. Selim'in kollarının arasına girdiği anda sanki mümkünmüş gibi daha fazla ağlamaya başladı. Şimdi güvendeydi işte. Buraya geldiğinde hava aydınlıktı ama saatler geçtikçe kararmış, Elif bitkinliğinden dolayı kalkamamıştı. Karanlıktan korkmasına rağmen içindeki acı bu korkusunu bile unutturmuştu ona. Şimdi ise bu dünyada olabileceği en güvenli yerdeydi, Selim'in kollarının arasında. Selim'in ise içi alev alev yanıyordu adeta. Zaten Elif'i böyle bitmiş görmektense yanmayı tercih ederdi. İçim yanıyor sanki Selim. Elif'in çatallaşmış sesiyle söyledikleri Selim'in de içinde yanan yangını harlamış gibiydi. Elif'i böyle acı çekerken görmek onun için dayanılmazdı. Benim de kıymetlim, seni böyle gördükçe benim de içim cayır cayır yanıyor. Ben lanetlenmişim Selim. Bunu da nereden çıkardın? Melekler lanetlenmez ve sen de bir meleksin. Değilim. Meleklerin başına kötü şeyler gelmez ki. Biz insanız meleğim ama bazı insanlar melekler kadar saf, temiz bir ruha ve kalbe sahip olurlar. Sen de onlardansın. O yüzden melek gibi insan derler ya, senin gibiler için söylenmiştir bu söz. Ama insanız ve burası da imtihan dünyası güzelim. Allah her şeyi bizim için yaratmış. İyi de kötü de bizim için. Çünkü imtihandayız. Bu imtihan çok zor. Neden ben hep kalan oluyorum? Neden terk edilen oluyorum? Bu çok ağır. Ya Yiğit'e de bir şey olursa? Ya o da giderse? Sen bunun için mi üzüldün? Zaten seni aramam gerekmeseydi gebertecektim o sümsüyü sana yaptıkları için. Ona dokunma Selim. Bunu düşünme şimdi. Ben sevilmeyecek biri miyim Selim? Bu nasıl bir soru? Sen sevgiyi en çok hak eden insanlardansın. O zaman niye hep terk ediliyorum? Ailem bile beni istememiş. Diğer insanlar neden istesin? Saçmalama Elif. Bilmiyoruz ki ailen belki mecbur kaldı seni bırakmaya. Hem ben ve Rüzgar seni seviyoruz hem de her şeyden çok. Nasıl bir mecburiyet insanla evladından ayırır? İste öğreneyim kıymetlim, bulayım aileni. İstemiyorum Selim, beni istemeyeni ben de istemiyorum. Benim ailem sen ve Rüzgarsınız. Sen ne istersen o meleğim. Hem nereden geldik bu konuya, o sümsükten bahsediyoruz sanıyordum. Ben ne yapacağım Selim? Şimdi onu terk etmem gerek, beni kandırdı. Ama ben onunla çok mutluydum. Bana evlenme teklif etti, kabul ettim. Ve o buna rağmen benden hastalığını sakladı. Saatlerdir düşünüyorum. Ona dedim, gitme ihtimali olan kimseyi hayatıma sokmam dedim. O da sakladı bunu, anlayabiliyorum. Sadece ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Kendine biraz zaman ver Elif. Bunu hazmetmek için ve düşünüp bir karar vermek için. Biraz zaman lazım. Bu öyle bir anda içinden çıkabileceğim bir durum değil. Saatlerdir düşünüyorum ama işin içinden çıkamıyorum. Bana yardım et Selim. Çok güçsüzüm, çaresizim. Beni yalnız bırakma ne olur. Kovsam bile gitmem yanından zaten. Sen benim kıymetlimsin, unuttun mu? Şu dünyada vazgeçemeyeceğim tek insansın. Her zaman yanındayım ama bu konuda kararı sadece sen verebilirsin. Hadi artık eve gidelim. Rüzgar'la Murat da meraktan öldüler. Tabii o sümsük de. Onu görmeye hazır değilim Selim. Nasıl davranmam gerektiğine karar vermeden onu görmek istemiyorum. Tamam meleğim, sen istemeden yanına yaklaştırmam onu. Hadi gidelim, donmuşsun. Tamam. Selim oturduğu yerden kalkıp Elif'e de kalkması için yardım etti.
Ama Elif'in bacakları saatlerdir aynı şekilde oturmaktan ve soğuktan tutmuyordu. Bu durumu fark eden Selim tek hamlede zorlanmadan Elif'i kucağına aldı. Zaten ne kadar canı vardı ki minik serçesinin ve şimdi daha da küçülmüş gibi geldi gözüne. Genç kızı iyice kendisine bastırıp göğsüne dayadı. Elif de bunu memnuniyetle karşılayıp kollarını Selim'in boynuna sıkıca sardı. Küçüklüğünden beri kucakta taşınmayı severdi Elif. Hatta bazı geceler filmin sonuna doğru uyumuş numarası yapıp kendini taşıtırdı. Selim bunu fark etse de Elif'i kucağına alıp yatağına taşırdı. Ama gitmeden kulağına "uyumadığını biliyorum minik cadı" diyerek çıkardı odadan. "Kucakta taşınmayı seviyorum. Biliyorum, bu yüzden az uyuma numarası yapmadın. Seni hiç kandıramayacağım değil mi?" "Hayır meleğim, seni senden iyi tanıyorum. Her hareketini biliyorum. Asla kandıramazsın." "Beni nasıl buldun?" "Ağladığını kimsenin görmesini istemezsin ve bu yüzden ağlayacağın zaman hep saklanırsın. Bu yüzden ilk sığınağına bakmak istedim önce." "Yani ilk buraya mı geldin?" "Evet." "İyi ki varsın Selim." "Sen de iyi ki varsın kıymetlim."